Merhaba sevgili hanımlar, Çakır Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlere kız bebeklerimiz için pomponlu bu şirin hırkanın yapılışını baştan sona anlatacağım. Hırkanın boyutu 1-1,5 yaş için uygun oldu. Videonun sonunda 6 ay için sayısını, 2 yaş sayısını ve nasıl 2 yaşın üzerine bir beden büyütebilirsiniz sayılarını verdim. Videonun sonunda bakarak sizler de çocuklarınız için, bebekleriniz için bu güzel hırkayı örebilirsiniz. Hırkamı örmek için nakoilit ip kullandım. 2 yumak ip kullandım. İkinci yumağımdan bu kadar ipim kaldı. Tam 2 yumak ip kullanarak hırkamı örmüş oldum sarı tonlarında. Renk numarasını da vereyim sizlere. Renk numarası da 28-57. 100 gram 250 metre uzunluğunda ip kullandım ve 3.75 numaralı şiş kullanarak ördüm. Sizler kullandığınız ipinize göre, elinize göre 3.5 veya 4 numara şiş kullanarak hırkanızı örebilirsiniz. Hırkamın tamamını haroşa örgü olarak öreceğim. Süslemesi için de yine bu minik pomponları kullandım. Hazır pomponları kullandım. Bu pomponları da tuhafiyelerde, ipçilerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Toplu halinde satılıyor. Fiyatları da uygun bir şekilde temin edebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız hırkanın yapımına hep birlikte başlayalım. Hırkamı örmeye yakadan başlayacağım. 3.75 numaralı şişime toplam 80 ilmek atarak 2 diş haroşa örgümü öreceğim. Kullandığınız ipinize göre 3.5 veya 4 numaralı şiş kullanarak elinizde hangi şişleriniz varsa ipinize, elinize göre hırkanızı örmeye başlayabilirsiniz. Hırkamın tamamını haroşa örgü olarak öreceğim ve yakadan örmeye başlayacağım. İpimi biraz uzunca alıyorum ve şişime toplam 80 ilmeğimi atarak 80 ilmeğimi de 2 diş haroşa boyunca öreceğim ve ruba sayılarını ayırarak hırkamı örmeye devam edeceğim. Şişimize 80 ilmeğimizi atalım, 2 diş haroşa olana kadar örelim ve ruba sayılarını hep birlikte ayıralım. Hırkamın yakası için şişime toplam 80 ilmeğimi atarak 80 ilmeğimi de 2 diş haroşa boyunca ördüm. Örmeye devam ederken son ilmeklerimi, sıra sonundaki ilmeğimi örerek aldım ve dönüşte örmeden alarak devam edeceğim kenar ilmeklerimin diş diş haroşa şeklinde olması için. Ve ruba sayılarını ayırarak ruba kurulumunu yapmaya başlıyorum. Burada işaretlerimi taktığım yerler hırkamızın ruba sayısını ayırdığım yerler arkadaşlar. Yakamız için toplam 80 ilmeğimiz vardı. 80 ilmeğimizin 15 ilmeği ön, 2 ara, 10 ilmek kol, 2 ara, 22 ilmek arka, 2 ara, 15 ilmek, pardon, 10 ilmek kol, 2 ara ve 15 ilmek ön olarak ayrımını yaptım ve ön yüzden artırmalarımı yaparak hırkamın robasını örmeye devam edeceğim. İpim sol tarafta kaldı. Sıra başındayım. Ön yüzdeyim. İpimin bulunduğu yer ön yüzü ve ön yüzden artırmalarımı yapacağım. Artırmalarımı sadece ön yüzden yapacağım. Tersinden de artırdığım ilmeklerimle birlikte tamamını haroşa örgü olarak öreceğim. Hırkamı dediğim gibi tamamını haroşa örgü olarak öreceğim. Robasını da ve aralardaki artırma ilmeklerimi de haroşa örgü olarak örmeye başlıyorum. Sıra başında bulunan ilk 15 ilmeğimizi ön kısmı için haroşa örgü olarak örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yakam biraz sık başlamıştım arkadaşlar. Yakasının daha toplu olması için şişimden biraz zor kayıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ön kısmı için ayırdım. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Bu gizli artırmalarınızı arkadaşlar elinizden hangi şekilde düzgün düşüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İlmek alışlarınıza göre değişebilir. Artırdığınız ilmekler benim yaptığım gibi sizin elinizden hangi şekilde düzgün düşüyorsa
O şekilde gizli artırmalarınızı yapabilirsiniz. 2 ilmeğimin önünden sağından bir gizli artırma yaptım. 2 ilmeğimi örüyorum ve solundan bir gizli artırmamı yaptım. Aradaki 2 ilmeğimiz bundan sonraki artırmalarımızda hep sabit olarak kalacak. Ön kısmı için artırdığım ilmeğimi ön ilmeklerime dahil edeceğim. Kol kısmı için artırdığım ilmeklerimi kola dahil edeceğim. Arkada da sağda ve solda artırdığım ilmeklerimi ilmeklerime dahil ederek hırkamın robasını örmeye devam edeceğim. Aradaki 2 ilmeğimi ördüm. Solundan bir gizli artırmamı yaptım. Kol için 10 tane ilmeğimi yine dediğim gibi tamamını haroşa örgü olarak öreceğim hırkamın. Haroşa örgü olarak örüyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Sadece bu artırmalarınızın sırasını takip ettiğinizde düzgün bir şekilde hırkanızın robasını tamamlamış olursunuz. 10 tane ilmeğimi ördüm. Sağ taraftan bir gizli artırma yaptım. Aradaki 2 ilmeğimi ördüm ve sol taraftan bir gizli artırma yaptım. Arkası için 22 ilmeğimi yine sıramı takip ederek haroşa örgü olarak örüyorum. Bu arada not da almıştım. Bakarak not almak isterseniz arkadaşlar, hırkamızın yaka sayısı 80 ilmek. Bu şekilde buradan bakarak da notunuzu alabilirsiniz yazılı olarak. Arka ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arkası için 22 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeğime geldim. Sağından bir gizli artırmamı yaptım. Aradaki 2 ilmeğimi ördüm ve solundan bir gizli artırmamı yaptım. Kol için 10 ilmeğimi sıramı takip ederek örüyorum. Haroşa örgü olarak öreceğim. Ön yüzden artırmalarımızı yapmaya başladık. Aradaki 2 ilmeğime kadar haroşa örgü olarak ördüm. 2 ilmeğimin sağından bir gizli artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm ve solundan bir gizli artırmamı yapıyorum. Kalan 15 tane ilmeğimi diğer ön kısmı için örerek tamamlayacağım ve ön yüzden hırkamızın sayılarını ayırarak, roba sayısını ayırarak ve artırmalarımızı yaparak örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım ön yüzden. Burada son ilmeklerimi örerek alıyorum. Dönüşte sıra başında örmeden alarak hırka bitimine kadar devam edeceğim. Tersinde bütün ilmeklerimizin tamamını artırdığımız ilmeklerimiz de dahil ön yüze kadar tersinden sıra sonuna kadar sıramızı takip ederek örelim ve tersinden sıramızı tamamlayalım. Tersinden sıramı tamamladım ve ön yüzden artırmalarımı yaparak örmeye devam ediyorum. Artırmalarımızı sadece ön yüzden yapacağım. Tersinde artırdığımız ilmeklerimizle birlikte şişimizde bulunan ilmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak tamamlayacağız. Birinci sıramızı artırmış olduk. İkinci sıramızı artırarak ön yüzden devam ediyorum. Bir önceki sırada hırkamın önü için toplam 15 ilmek ayırmıştık. Artırmamızla birlikte bir ilmek artırma yaptık ön kısmı için. Toplam 16 ilmeğimiz oldu. 16 ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum ve aradaki 2 ilmeğime geldim. 2 ilmeğimin sağından tekrar bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum ve solundan bir gizli artırma yapıyorum. Kol için bir önceki sırada artırmalarımızı yapmaya başladığımızda 10 ilmek ayırmıştık. Sağından ve solundan artırma yaptığımız için bu sırada 12 ilmek artırmış 12 ilmeğimiz olmuş oldu ve 12 ilmeğimin yine sağından ve solundan artırmalarımızı yapmaya devam edeceğim. Her ön yüzde artırmalarımızı yaptığımızda ön kısımda bir ilmeğimiz artmış olacak. Kolda 2 ilmeğimiz artmış olacak. Arkada ise yine 2 ilmeğimiz artmış olarak devam edeceğim. Aradaki artırma ilmeklerim sabit olarak kalacak. Sağından ve solundan ön yüzden gizli artırmalarımı yaparak hırkamın robasını bu şekilde örmeye devam edeceğim.
Dediğim gibi arkadaşlar, sadece artırmalarımı ön yüzden yapacağım. Tersinde şişimde bulunan ilmeklerimin tamamını öreceğim ve yine ön yüzden artırmalarımı yaparak örmeye devam edeceğim. Hırkamın robası için toplam 21 kez artırma işlemi yapacağım. Yani bu iki sıra haroşa örgümüzü tamamladıktan sonra birinci sıramızı tamamlamışız. Bu ön kısımdan sıramızı takip edebiliriz. 21 diş haroşa boyunca olana kadar ön yüzden artırmalarımızı yaparak hırkamın robasını öreceğim ve tamamlayacağım. Her iki kolunu örmeye başlayacağım. 21 sıra artırma işlemini tamamlayayım. Tekrar geliyorum. Hırkamın robası için ön yüzden artırmalarımı yaparak toplam 21 sıra artırma işlemini tamamladım ve hırkamın robasını tamamlamış oldum. Bu arada bir önceki videoda sizlere söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hırkamda düğme iliği açmadan tamamlayacağım. Daha sonra hırka bitiminde yakadan bağcık yaparak hırkamızı bitirmiş olacağız. İlk sıradaki iki sıramızı ördükten sonra artırma işlemini yapmaya başlamıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra artırma işlemini tamamladım ve hırkamın ilk olarak ön kısmını ördükten sonra sol kolunu örmeye başlayacağım. Ön kısımda bulunan ilmeklerimi yine aynı şişimi kullanarak aradaki iki ilmeğimize kadar haroşa örgü olarak öreceğim ve yardımcı şişimi kullanarak hırkamın sol kolunu örmeye devam edeceğim. Ön ilmeklerimizi aradaki iki ilmeğimize kadar sıramızı takip ederek örelim. Aradaki iki ilmeğimizin bir ilmeğini ön beden kısmı için ayıracağım. Bir ilmeğini de kola dahil ederek örmeye devam edeceğim. Aradaki iki ilmeğimin önünden de yine beden kısmı için bir gizli artırma yapıyorum burada. İki ilmeğimin bir ilmeğini ön beden kısmı için ördüm ve burada sağ tarafta ördüğüm ilmeklerimin ucuna ilmek tutucumu takarak yardımcı şişimi kullanarak hırkamın sol kolunu örmeye başlıyorum. Yardımcı bir şişiniz yoksa, elinizde fazladan şişiniz yoksa, bu ön kısmı ördükten sonra buraya bir kalın iple iğneyi geçirerek buradaki ilmeklerinizi bekletmeye alabilirsiniz ve yine aynı şişinizle örmeye devam edebilirsiniz. İlk ilmeğimi örerek alıyorum ve arka kısmı için arkada bulunan iki ilmeğimize kadar hırkamın sol kolunu örmeye devam edeceğim. Şişimi de elime alayım, ses çıkarmasın. Yine aynı numaralı şiş kullanıyorum. 3.75 numaralı şişimle başlamıştım. Hırkamın kolunu yine aynı numaralı şişimle devam ediyorum örmeye. Burada aradaki iki ilmeğimizin bir ilmeğini de koluma dahil ediyorum. İki ilmeğimin bir ilmeğini koluna dahil ettim. Burada da yine şişimin ucuna ilmek tutucumu takacağım ve tekrar geri dönüş yapıyorum ve hırkamın sol kolunu bilek kısmına kadar örmeye devam edeceğim. Toplam kaç ilmek ayırmışız hep birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ilmeğimiz olmuş oldu. 54 ilmeğimi burada son ilmeklerimi örerek aldım. Kol dikişini yapabilmek için sıra başında örmeden alarak devam edeceğim. Kol kenarımızın dikişini sıfır dikiş yapabilmek için son ilmeklerimin haroşa şeklinde olmasını istiyorum. Ve 54 ilmeğimi önden ve tersinden hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan toplam 10 diş haroşa boyunca öreceğim. Ve 11. sırada her iki kenarda birer ilmek kesme işlemi yapacağım. Ve daha sonra yine 20. sırada yapacağım. Ve kalan ilmeklerimi bilek kısmına kadar örerek sol kolunu tamamlamış olacağım. 10 diş haroşa boyunca örmeye devam edeyim arkadaşlar ve her iki kenarda kesme işlemini birlikte yapalım. Hırkamın sol kolu için ayırdığım 52 ilmeğimi kol ayrımından itibaren 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa boyunca ördüm ve ön yüzden yine sıra sonuna kadar sıramı tamamladım ve her iki kenarda kesme işlemi yapacağım. Kesme işlemini tersinden yapacağım arkadaşlar. Ön kısımda ilmeklerimin daha düzgün olması için sizler ilmek alışlarınıza göre önde veya tersinde hangi şekilde düzgün oluyorsa kesme işlemini yapabilirsiniz. Sıra başındaki tersinden örmeye devam ediyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bir alarak sağ tarafta kesme işlemini yapmış oldum. Sıra sonunda da yine aynı şekilde kesme işlemini yapacağım. Solda ve sağda her iki kenarda birer ilmeğimizi kesmiş olacağız. Toplam 52 ilmeğimiz kalmış olacak. 52 ilmeğimi yine örmeye devam edeceğim. Başlangıç hizasından sonra toplam 20 sıra olduktan sonra yine her iki kenarda kesme işlemini yapacağım ve kalan 50 ilmeğimizi de bilek kısmına kadar örerek tamamlayacağım. Tersinde sıra sonunda da kesme işlemi yapacağım. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar sıramı takip ederek örüyorum ve kalan 3 tane ilmeğimin ilk 2 ilmeğini bir alarak sıra sonunda da kesme işlemini tamamlamış olacağım. Hızlıca hemen sıramızı tamamlayalım. Hırkamın kolunda yine dediğim gibi hırkamın tamamını haroşa örgü olarak öreceğim arkadaşlar. Kolunu da haroşa örgü olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi bir alıyorum ve son ilmeğimi örerek her iki kenarda kesme işlemini tamamlamış oluyorum. Ve tersinden kesme işlemini tamamladığımız için de 11. sıramı da örmüş oldum. Yani 10 sıra ördük, 11. sırada kesme işlemini tamamladık. Yine başlangıç hizasından saydığımda toplam 20 sıra haroşa boyunca ördükten sonra 20. sırayı ön yüzden öreceğim ve tersinde her iki kenarda sağda ve solda yine aynı şekilde ilmeklerimi kesme işlemi yapacağım ve 21. sıramızı da tamamlamış olacağız ve kalan 50 ilmeğimizi de bilek kısmına kadar örerek kesimini yapacağım. Bilek kısmına kadar da yine ayrımını yaptığımız yerden itibaren saydığımda toplam 45 veya 46 sıra olunca kesimini yapacağım arkadaşlar. İpimin uzunluğuna bakacağım, tekrar kalınlığına göre uzunluğunu ayarlayacağım. Bu şekilde 20. sırada bir kesme işlemini daha yapalım ve kalan ilmeklerimizi bilek kısmına kadar örmeye devam edelim. Hırkamın sol kolu için kol altından ayırdığımız ilmeklerimizi bilek kısmına kadar örerek tamamladım. İlk kesme işlemini 10 sıra ördükten sonra 11. sırada kesme işlemi yapmıştım. Daha sonraki kesme işlemini de 20 sıra ördüm. 21. sırada kesme işlemi yaparak kalan ilmeklerimi de hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan bilek kısmına kadar örerek tamamladım. Kol altından saydığımızda toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 diş haroşa boyunca ördüm ve ön yüzden kesimini yaparak sol kolunu tamamlayacağım. Hırkamın kolunu biraz uzunca ördüm arkadaşlar. Dışa doğru katlanan bir model olduğu için kolunu biraz uzunca örerek tamamladım. Kol altından bilek kısmına kadar olan uzunluğunu da vereyim sizlere.
18-19 santim, yaklaşık 19 santim uzunluğunda örerek hırkamın kolunu tamamlamış oldum ve ön yüzden kesimini yapmaya başlayacağım. Kesimini yaparken de örerek kesme tekniği kullanarak yapacağım. Çok sıkmadan esnek bir şekilde kesim yapacağım arkadaşlar, dışa doğru katladığımızda düzgün bir görünüm olması için. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamlayalım. Dediğim gibi çok sıkmadan kesme işlemini tamamlayalım arkadaşlar. İlmeklerimizi alırken aynı bollukta alırsak düzgün bir kesim yapmış oluruz. Sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamlayalım ve kol dikişini hep birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar ön yüzden kesme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi esnek bir şekilde kesme işlemini tamamlamış oldum. Önden ve tersinden düzgün bir şekilde de kesme işlemini yaptım arkadaşlar. İpimi biraz uzunca bırakacağım kol dikişini yapabilmek için. Burada kestiğim ipimi iğnemden geçiriyorum. Ve bu son ilmeğimin içerisinden geçerek ipimi sabitleyeceğim. Ve hırkamın ön yüzünü iç kısma gelecek şekilde tersini çeviriyorum. Ve tersinden koltuk altına kadar sıfır dikiş yaparak dikişini tamamlayacağım. Burada kenar ilmeklerimizi, son ilmeklerimizi örerek almıştık. Dönüşte örmeden alarak devam etmiştim dikişini yapabilmek için. Bu şekilde yaptığımızda da her iki kol dikişi düzgün bir şekilde tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi koltuk altından koltuk altına kadar bilek kısmından karşılıklı ilmeklerimin içerisinden geçerek kol altına kadar dikişini tamamlayacağım ve hırkamızın sol kolunu bitirmiş olacağız. Koltuk altına kadar bu şekilde karşılıklı aynı hizada bulunan ilmeklerimizin içerisinden geçerek dikişini tamamlayalım. Kol altına kadar dikişini tamamladım. Burada kol altında boşluk oluşmaması için son kez bu aradan bir kez daha geçiyorum ve geçtiğim ilmeğimin içerisinden geçerek buradaki dikişimizi de sabitlemiş oluyorum ve kalan ipimle yine hırkamı ördüğüm ipimi birleştirerek beden kısmını örmeye başlayacağım ve beden kısmı için arka ilmeklerimi öreceğim ve hırkamın sağ koluna geçiş yapacağım. Burada koltuk altında şu şekilde hemen ipimizi birleştirelim. Sıkı bir şekilde birleştirmesini yapıyorum ve birleştirdiğim ipimi hırkamın koltuk altından yine bir ilmek artırma işlemi yapacağım. Burada ortadaki bir ilmekten, boş ilmekten ilmek alıyorum ve burada bir gizli artırma daha yapmış oluyorum. Ön kısmında bir artırma yapmıştım. Koltuk altında bir artırma yaptım ve iki ilmeğimizin bir ilmeğini hırkamın sol kolu için ayırmıştım. Bir ilmeğimiz de beden kısmı için kalmıştı. Beden kısmında kalan bir ilmeğimi ördüm ve burada da yine bir gizli artırma yapıyorum. Hırkamın sol koltuk altında toplam 3 tane ilmeğimi artırmış oldum beden kısmının daha rahat olması için. Arka ilmeklerimi hırkamın sağ koluna kadar ön yüzden yine örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde hırkamızın düzünü çevirelim hemen. Gördüğünüz gibi dikişimizi de muntazam bir şekilde tamamlamış olduk. Ve arka ilmeklerimizi aradaki iki ilmeğime kadar öreceğim ve hırkamın sağ kolunu örmeye başlayacağım. Arka ilmeklerimizi tamamlayalım ve sağ koluna hep birlikte geçelim. Arka ilmeklerimi aradaki iki ilmeğime kadar ördüm. Burada son ilmeğimi de öreyim. Aradaki iki ilmeğimin şu şekilde, pardon arkadaşlar, aradaki iki ilmeğimin önünden burada da yine beden kısmı için bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki iki ilmeğimi ördüm ve burada yine aynı şekilde hırkamın sağ kolunu örebilmek için yardımcı şişimi alarak sağ kolunu örmeye devam edeceğim. Sol kolu için toplam 54 ilmeğimizi ayırmıştık. İlk olarak burada da yine aynı şekilde 54 ilmeğimi sıra sonuna kadar öreceğim. Kol için sıra sonuna kadar öreceğim. Yani bu aradaki iki ilmeğimize kadar 54 ilmeğimi ördükten sonra tekrar geri dönüşümü yaparak hırkamın sağ kolunu örmeye devam edeceğim.
Sağ kolumuzu da yine aynı şekilde sol kolunu ördüğümüz gibi aynı sayıda ve aynı uzunlukta örerek tamamlayacağım. İlk 10 sıra ördükten sonra her iki kenarda kesme işlemi yapacağım. Daha sonra 20 sıra öreceğim. 21. sırada kesme işlemi yapacağım ve kalan ilmeklerimi aynı uzunlukta bilek kısmına kadar örerek tamamladıktan sonra ön yüzden kesimini yaparak koltuk altına kadar dikişini yaparak sağ kolunu da tamamlamış olacağım. Hırkamızın sağ kolunda yine sol kolunu ördüğümüz gibi tamamlayalım. Kesimini yapalım ve dikişini hep birlikte yaparak beden kısmına geçiş yapalım arkadaşlar. Hırkamın sağ kolunu da sol kolunu ördüğüm gibi aynı sayıda ve aynı uzunlukta örerek tamamladım. Ön yüzden kesimini yaptım ve kol dikişini yapabilmek için ipimi yine uzunca bıraktım. İğnemi geçirdim ve yine aynı şekilde iç kısmı, düz kısmı içe gelecek şekilde kol dikişini yapmaya başlıyorum. Kol dikişini tersinden yapıyorum. Ön yüzleri iç kısma geldi. Burada ipimi sabitliyorum. Bu arada ikinci yumağıma da geçtim arkadaşlar. İkinci yumağıma da geçtiğimde birleştirme ipimi kol dikişinin kenar kısmına gelecek şekilde yaptım ve böylelikle de ön bedeninde ve kol ortasında hiçbir şekilde düğüm yerimiz belli olmadan kolumuzu tamamlamış olduk. Daha sonra buranın dikişini yaptıktan sonra bu aşağı doğru dikişlerimin arasından kalan iplerimin gizlemesini yaparak temiz bir şekilde kol dikişini de yapmış olacağım. Koltuk altına kadar dikişini tamamlayalım ve beden kısmına geçerek hırkamızı örmeye devam edelim. Kol altına kadar dikişimi tamamladım. Burada koltuk altında yine boşluk oluşmaması için bu aradan bir kez daha geçiyorum ve geçtiğimin ipimin içerisinden iğnemi geçirerek kol alt dikişinde sabitlemiş oluyorum ve yine ipimi birleştirerek örmeye devam edeceğim. Fazla olan ipimi kesiyorum. Buradaki temizleme ipimi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Birleştirdiğim ipimin nasıl gizlediğimi. Bu yukarı doğru biraz daha uç kısımlara geldiğinde, eğer dışarı doğru katlanacak bir model kullanıyorsanız ya da örüyorsanız burada ön yüzde ipinizin gizlemesini yapın ki bu dışarı doğru katladığımızda, tersini katladığımızda gizlediğimiz ipimiz belli olmasın arkadaşlar. Benimki katladığım yerden altında olduğu için bu şekilde iç kısma doğru, aşağı doğru gizlemesini yapıyorum. Şu aralardan dikişlerimizin arasından tek tek de geçirebilirsiniz iplerinizi. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şekilde düğüm yerimizde belli olmadan ipimizin gizlemesini yapmış oluyoruz. Ben düğüm ve ip konusunda biraz sağlamcıyım arkadaşlar. İpimi çok kısa kesmiyorum ki daha sonra ileride kullandıkça herhangi bir atma olmasın diye. Şu aradan tekrar ipimin tek katını geçiriyorum. Ve burada kalan ipimi de tekrar bir kez düğümleyerek sabitliyorum. Kullandıkça açılmasın diye. Ve düğümledikten sonra kalan iplerimi de keserek birleştirme yerimin de gizlemesini yapmış oldum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde temizlemesini de yaptık. Sağ koltuk altına kadar dikişimizi tamamladık. Burada koltuk altında yine kalan iplerimizi birleştiriyorum. Burada daha sonra hırkanız bittiğinizde buradaki iplerinizi koltuk altında boşluğunuz olursa bir iki ilmeğinizi toparlayarak iğneyle hem gizlemesini yapmış olursunuz hem de temizlemesini yapmış olursunuz. Burada koltuk altında yine bu aradan bir ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeğimi de yine haroşa örgü olarak ördüm. Ön kısmı için bir ilmeğimizi bırakmıştık. Aradaki iki ilmeğimizin bir ilmeğini bırakmıştık. Bir ilmeğimi ördüm ve burada da bir gizli artırma yaptım. Sağ koltuk altında da toplam 3 tane ilmeğimizi artırmış olduk ve beden kısmı için toplam 6 ilmek artırmış oldum. Beden kısmımızın daha rahat olması için kullandığınız ipinize göre 4 ilmek de artırma yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi 6 ilmekte modelinize göre de
artırma işlemini tamamlayabilirsiniz beden kısmınızın daha rahat olması için. Kalan ön ilmeklerimi ön kısmına kadar sıramı takip ederek örmeye devam edeceğim. Sıramızı tamamlayalım ve kollarımıza bir bakalım. Son ilmeğimi örerek alıyorum ve her iki kolunu tamamlamış oluyorum. Hemen ördüğümüz kolumuzun da düzünü çevirelim. Gördüğünüz gibi gizlediğimiz yerimiz de hiç belli olmadı ve ipimizi temizlemiş olduk. Ve hırkamızın robası her iki kolu bitmiş oldu arkadaşlar. Beden kısmına geçmiş olduk. Gördüğünüz gibi beden kısmını örmeye devam edeceğim. Beden kısmı içinde yine düğmeliklerimiz yoktu biliyorsunuz. Düğmeliği falan açmayacağım. Sadece hiçbir artırma veya eksiltme yapmayacağım bundan sonra. Şişimde bulunan ilmeklerimin tamamını önden ve tersinden kol altından etek ucuna kadar haroşa örgü olarak öreceğim. Yeter uzunlukta ördükten sonra etek ucu kesimini yaparak hırkamın süslemesini yapacağım. Şişimizde bulunan ilmeklerimizi yeter uzunlukta olana kadar örmeye devam edelim ve kesimini hep birlikte yapalım. Hırkamın beden kısmı için her iki kolunu birleştirme işlemini tamamladıktan sonra beden kısmına geçtiğimizde şişimizde bulunan ilmeklerimi kol altından etek ucuna kadar toplam 46 diş haroşa boyunca ördüm ve kesimini yapmaya başlayacağım. Kesimini yapmadan önce uzunluğunu da vereyim sizlere. Koltuk altından etek ucuna kadar kaç santimi örmüşüz? Kullandığınız ipinize göre boyutu değişebilir. 20 santim uzunluğunda olana kadar hırkamı tamamladım ve kesimini yapmaya başlıyorum. Kesimini de ön yüzden yapacağım. Kol ucunda kesim yaptığımız gibi yine aynı şekilde örerek kesme tekniği yapacağım. Sıra başında bulunan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi örerek aldım ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Yine bir sonraki ilmeğimi örerek aldım ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamlayalım. Ceplerini örmeye başlayacağız. Kesme işlemini tamamlayayım, tekrar geliyorum. Hırkamın etek ucu kesimini tamamlayarak kesimini de bitirdim. Kalan ipimi de bu iç kısımlardan gizlemesini yaptım ve hırkamın ceplerini örmeye başladım arkadaşlar. Bir cebini ördüm, diğer cebini de sizlerle birlikte yapalım. Cebini örmek için yine aynı numaralı şişime toplam 12 ilmeğimi attım ve tersinden haroşa örgü olarak ördüm. Ve ön yüzden bir sıra haroşa örgümüzü tamamlamış olduk. Bu her iki kenarda bulunan yuvarlak şekli verebilmek için artırma işlemi yapacağım. 12 ilmeğimiz vardı. 18 ilmek olana kadar her ön sırada sağda ve solda artırmalarımı yaparak tamamlayacağım. Artırmalarımı tamamladıktan sonra kalan ilmeklerimi de yeter uzunlukta ördükten sonra düz örgümü örerek kesimini yaparak cebimizi de tamamlamış olacağız. 12 ilmeğimi attım şişime, tersinden haroşa örgü olarak ördüm ve ön yüzden her iki kenarda artırmalarımı yaparak örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sağ tarafta bir gizli artırma yaptım. Sıra sonunda da yine bir gizli artırma yapacağım. Bir ilmeğim kalınca 12 ilmeğimiz 14 ilmek olarak devam edeceğim örmeye. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bir ilmeğimin önünden de bir gizli artırma yapıyorum ve şişimizde 14 ilmeğimiz olmuş oldu. Tersinden bütün ilmeklerimi, artırdığım ilmeklerim de dahil hepsini haroşa örgü olarak örüyorum. Son ilmeklerimi de örerek alacağım. Dönüşte sıra başında örmeden alarak devam edeceğim. Şu an 14 ilmeğimiz var şişimizde. Ön yüzden sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım
Bir gizli artırmamı yaptım. Sıra sonunda yine sıramı takip ederek öreceğim. Bir gizli artırma daha yapacağım. 14 ilmeğimiz vardı. 16 ilmek olarak bu sırayı da tamamlamış olacağım. Bir gizli artırmamı yaptım ve son ilmeğimi örerek kaldım. Tersinden yine aynı şekilde bütün ilmeklerimin tamamını haraşo örgü olarak öreceğim ve ön yüzden son kez sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden alıp bir gizli artırma yapacağım ve sıra sonunda da bir gizli artırma yapacağım. Toplam bu şekilde 18 ilmeğimiz olana kadar artırma işlemini yapmaya devam edelim. 18 ilmeğim olana kadar artırma işlemini tamamladım ve bundan sonra hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan örmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi her iki kenarımız yuvarlak bir şekilde olarak tamamlamış olduk. İlmeklerimizin sayısını da tamamlamış olduk. İsterseniz bu şekilde kenarlarını yuvarlak yapmak istemezseniz, kare örmek isterseniz 14 ilmek başlayabilirsiniz. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan yeter uzunlukta ördükten sonra cebinizde tamamlayabilirsiniz. Şu an şimdi 18 ilmeğim var. 18 ilmeğimi de başlangıç sıradaki haroşa sıramı saydığımda toplam 11 sıra olana kadar hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan 11 sıra olana kadar haroşa örgümü öreceğim ve düz örgümü örmeye başlayacağım. Ben 11 sıra olana kadar tamamlayayım. Düz örgümüzü örmeye de hep birlikte devam edelim. 18 ilmeğim 11 sıra haroşa boyunca olana kadar tamamladım ve bu üst kısmı için düz örgümü örmeye başlayacağım. Yine aynı şekilde hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan devam ediyorum örmeye. Ön yüzden bütün ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüyorum ve tersinden de ters örgü olarak öreceğim. Ön yüzden sıra sonuna kadar düz örgümüzü tamamlayalım. Burada da yine son ilmeklerimi örerek alacağım ve dönüşte örmeden alarak devam edeceğim. Burada tersinden örmeye başlıyorum ve tersinden saydığımızda 2 sıra ters örgülerimi olmuş oldum. 2 sıra diş, 2 diş daha doğrusu ters örgülerimi örmüş oldum. Bu şekilde önden düz, arkadan ters örgü olarak toplam 8 sıra ters örgülerimiz olunca yine aynı etek ucunu yaptığım gibi kesimini yaparak tamamlayacağım ve dikişini yapmaya başlayacağım. 8 sıra ters örgülerimizi örelim ve kesimini yapalım. Dikişine hep birlikte geçelim arkadaşlar. 8 sıra ters örgülerim olana kadar ördüm ve önden düz, arkadan ters örgü olarak tamamladım. 8 sıra ters örgümü tamamlayınca ön yüzden kesimini yaparak cebimi de bitirmiş oldum. Dikişini yapmak için biraz ipimi uzunca alacağım arkadaşlar. Tekrar bir düğüm olmadan dikişimi yapmak istiyorum. Burada kalan ipimin içerisinden iğnemi geçiriyorum. İlk olarak bu ön uç kısmının düz dikişini yapacağım. İkiye doğru katlayarak dikiş yapacağım. Şu şekilde olacak cebimizin uç kısmı. Bunu da dikişini de yapabilmek için şu şekilde başlangıç hizamızdan düz örgümüze, başlangıç hizamızdan itibaren bu üç kısımlardan dikişini yapıyorum. Bir haroşa ilmeğimin ve bir düz ilmeğimin içerisinden geçerek sıra sonuna kadar bu şekilde dikişini tamamlayacağım. Çok sıkmıyorum, büzdürmüyorum dikişimi yaparken. Şu şekilde tamamen bu uç kısma kadar dikişimizi tamamlayalım. İç kısımdan sonuna kadar dikişimi tamamladım ve ön yüzü burası olacak arkadaşlar. Buradaki başlangıç ipimi de hemen bu aradan gizlemesini yapacağım. İlk olarak buradan bir düğüm atarak ipimi sabitleyeceğim. Ve kalan ipimi bu aralardan haroşa ilmeklerimin arasından geçirerek temizlemesini yapıyorum. Ve her iki cebimizde gördüğünüz gibi aynı sayıda ve aynı şekilde örerek tamamlamış oldum. Dikişini yapmaya başlayacağım. Buradaki ipimi biliyorsunuz uzunca bırakmıştım. Kenar dikişlerini de yapabilmek için. Yine aynı ipimle dikişimi yapmaya devam edeceğim.
Burada sıramızı tamamladıktan sonra iç kısımdan tekrar bu uç kısma kadar bu aralardan geçiş yapıyorum. Ve her iki cebimizi hırkamızın ön kısmına yerleştirerek yerleşimini tamamen göz kararı olarak yapacağım. Sadece şuradan mesela her iki önden iki parmak kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz ve alt kısımdan haroşa sıranızı aynı şekilde olarak yerleşimini yapabilirsiniz. Yine bu öbür taraftan da iki parmak olacak şekilde ayarlamasını yaptım. 2 4 6 8 sıra etek ucundan olduktan sonra şu şekilde yerleşimini yapıyorum. Buradaki diğer taraftaki yine aynı şekilde 2 4 6 8 sıra olduktan sonra da diğer cebimin yerleşimini yapıyorum. Ceplerinizi isterseniz bir iğne ile sabitleyebilirsiniz. Dikişini o şekilde yapmaya da başlayabilirsiniz. Düzgün bir şekilde olması için tekrar buradaki cebimizin yerleşimini yapalım. 2 4 6 8 sıramızı tamamladık ve şu şekilde uç kısımlarının dikiş yapmayacağım. Sadece kenar kısımlarını şu şekilde diğer uç kısma kadar dikişini tamamlayacağım. Dikişimizi yapmak için de yine şu şekilde elimi alayım. Hemen dikişimizi kenar ilmeklerimizin arasından yapmaya başlayalım. Birlikte şu şekilde haroşa ilmeklerimin arasından makine dikişi yapar gibi arkadaşlar. Elinizden hangi şekilde düzgün oluyorsa o şekilde de dikişinizi tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu aralardan geçiş yapıyorum. Önemli olan cebinizin dikişini yaparken düzgün bir şekilde tamamlamak. Burası iki parmaktan biraz daha önde oldu. Diğer cebimi de aynı şekilde ayarlayacağım. Şöyle baktığımızda düzgünlük olmasını istiyorum. Tekrar bakalım. Evet, düzgün bir şekilde dikişini yapmaya devam ediyorum. Yine bu aralardan geçiş yapıyorum. Tekrar bu uç kısımdan da sabitlemesini yapacağım. Buradan da uç kısmını sabitledim. Bu aradan tekrar bir kez daha geçmek istiyorum. Kalın ipimi de arkasından gizleyerek gizlemesini yapacağım. Gördüğünüz gibi cebimizin bir tanesini dikmiş oldum. Diğer cebimizde yine dediğim gibi aynı mesafede, aynı sırada dikişini tamamlayacağım ve bağcıklarını yapacağım arkadaşlar. Diğer cebimizin dikişini de tamamlayalım. Bağcıklarımızı yapalım ve süslemesini hep birlikte geçelim. Her iki cebinin dikişini tamamladıktan sonra yakadan ipimi birleştirerek bağcığını da yaptım arkadaşlar. Bir bağcığını yaptım. Diğer bağcığını da birlikte yapalım. Bağcıklarını yapmak için ipimi iki kat yaparak zincir çekerek oluşturdum. Sizler isteğinize göre burgu bağcık yapabilirsiniz. Kordon bağcık yapabilirsiniz. Tığ işi kordon bağcık yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde benim yaptığım gibi bağcık yaparak hırkanızın bağcıklarını da tamamlayabilirsiniz. Bağcığımı yapmak için yaklaşık 2,5-3 metre yakın ipimi alıyorum ve keserek her iki ucunu
Şu şekilde birleştirmesini yapıyorum ve ipimin tam orta kısmından şu şekilde sabitledikten sonra şu şekilde ipimi iki kat yapıyorum ve yakanın en uç kısmından şu şekilde tığımı geçiriyorum ve ortasından ipimi çekerek şu şekilde uç kısmından yapalım. Ortasından ipimi çekerek ve zincir çekmeye başlıyorum. Düğüm oluşmadan da bu şekilde yaptığımızda yakamızı da düzgün bir şekilde bağcığımızı birleştirmiş oluyoruz ve iki kat ipimle yine aynı şekilde 2,5-3 milim kalınlığında bir tığ kullanarak bağcığımı yapmaya başlıyorum. Sadece iki kat ipimle zincir çekerek bağcığımı yapacağım. Yeteri uzunlukta olana kadar zincirimizi çekelim ve süslemesine hep birlikte geçelim. Gördüğünüz gibi bağcıklarımı da bu şekilde tamamlayacağım. İpimi bitirene kadar bağcığımı tamamladım. Yaklaşık 40 santim, 45 santim uzunluğunda oldu arkadaşlar. Biraz daha uzun örmek isterseniz yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip alarak devam edebilirsiniz. Uzunluğunu tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada kalan ipimi fazlasını kesiyorum ve süslemesine geçeceğim. Pomponlarımı dikmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi süslemesi için de rengarenk küçük minik pomponlarım var. Bu pomponları hazır olarak aldım arkadaşlar. Birçok ipçilerde, tuhafiyelerde hazır poşetler halinde, çoklu halinde satılabiliyor ve fiyatı da uygun bir şekilde alabiliyorsunuz. Dediğim gibi süslemesini bu minik pomponlarla yapacağım ve dikimini de hırkamı ördüğüm iple aynı renkte ince bir dikiş ipi kullanarak pomponlarımın dikişini yapacağım. Diğer uç kısmına dikişini yaptım. Tekrar bu uç kısmına da dikişini birlikte yapalım. Buradaki son yerimizi, kestiğimiz yerimizi bir iki geçiş yaparak buradakini sabitleyeceğim açılmaması için. Ve diğer uç kısmına fuşya renginde bir renk kullanmışım. Burada da yine pembe tonlarında bir renk kullanarak dikişini yapalım. Bu aralardan yumuşak bir pompon olduğu için dikişimizde belli olmayacak. Aralardan uç kısmına dikişini yapıyorum. Aynı renkte iple dikişimin yapmamın sebebi arkadaşlar, hırkamız aynı renk olduğu için yakaya da dikişini yapacağız. Bu iç kısımlardan farklı bir renk gözükmesini istemediğim için yapıyorum. İsterseniz pomponlarınızı diktiğiniz renklerde dikiş ipliği kullanarak da yapabilirsiniz. Elinizde aynı renkte dikiş ipliğiniz yoksa hırkanızdan ördüğünüz ipinizin katını açarak ince bir ip haline getirerek dikişini de tamamlayabilirsiniz. Ve kalan ipimi kestim. Gördüğünüz gibi pomponumuzu da sabitlemiş olduk. Ve diğer yaka ve kol ucu süslemeleri için bu cep kenarlarına isterseniz şu şekilde her iki kenarına yapabilirsiniz. Ya da sadece şu şekilde orta kısımlarına süsleme yapabilirsiniz. Yaka için ise yakamızın da her bir kenarına yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde açtığımızda bu ön kısımlardan başlıyorum. Şu şekilde tamamen göz kararı olarak yapacağım. Önlere iki tane yapacağım. Kol ortasına bir tane yapacağım. Arkaya şu şekilde ayarlamasını yapalım. Arkaya 3 tane yerleştirebiliriz. Yine diğer kolumuz için ortaya bir tane. Diğer önlerimiz için de şu şekilde 2 tane yerleştirerek dikişini yapabiliriz. Bu ilk ön kısımdaki dikişini de tekrar yine birlikte yapalım. Yine aynı renk ipimi alıyorum. Hemen ucunu sabitleyeyim. Kol uçlarına da aynı şekilde süslemesini yapacağım. Burada ilk bu orta kısma yine şu şekilde tersinden pomponumun içerisinden geçerek gördüğünüz gibi sağlam olacak şekilde kullandıkça çıkmayacak, düşmeyecek şekilde dikişini tamamlıyorum.
kalan ipimi buradan sabitliyorum ve kesmeyi yaparak yakamız içinde gördüğünüz gibi pomponumuzu yerleştirmiş olduk. Diğer kısmı da yine aynı şekilde ön kısımları iki tane yapacağım ve kol ucu içinde yapmak istediğinizde, kollarımız içinde dışa doğru katlanan bir model olduğu için arkadaşlar, çocuğunuzun kol boyuna göre istediğiniz şekilde katlayabilmeniz için burada pomponlarımızı dışa doğru katladığımızda şu şekilde yapacağım. Dış kısmından şu şekilde yaptığımızda, dikişini yaptığımızda kol boyunu istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde de pomponlarımız yine gözükmüş olacak. Yine kol içinde istediğiniz ara mesafesinde yerleştirerek kol ucu içinde şu şekilde katladığımızda bu uç kısımlarından dikişini yapacağım ve süslemesini de tamamlamış olacağım. Pomponlarımın yerleşimini yapayım, ben dikimini yapayım ve hırkamızı hep birlikte tamamlayalım. Hırkamı süslemesi için pomponlarımın dikişini tamamladım ve hırkamızı da bitirmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakasına bu şekilde pomponlarımı yerleştirerek dikişini yaptım. Kol uçlarına dikişini yaptım. Kollarda toplam 5 tane dikiş yaparak, pompon dikerek tamamladım. Ve cep kenarlarımızın her iki kenarına pomponlarımı dikerek, süslemesini de yaparak hırkamı bitirmiş oldum. Ön yüzü bu şekilde olarak hırkamı tamamladım. Arka beden kısmı da bu şekilde olarak hırkamızı tamamlamış olduk. Hırkamızın boyutu 1-1,5 eş için uygun oldu. Daha küçük örmek isterseniz yine aynı sayıda başlayabilirsiniz. Robo artışını 21 sıra yerine 18 sıra yapabilirsiniz. Kol boyundan 2-3 sıra, beden boyundan da 2-3 sıra kısalttığınızda daha küçük boyda örmüş olursunuz. 2 yaş örmek isterseniz yine aynı sayıda başlayabilirsiniz. Robo artışını 22 sıra yaptığınızda kol boyundan 1-2 sıra, beden boyundan 2-3 sıra uzatarak 2 yaş örmüş olursunuz. 2 yaşın üzerine bir beden büyütmek istediğinizde yakayı 80 ilmek başlamıştım. 6 ilmek daha fazla başlayabilirsiniz. 86 ilmek başlayabilirsiniz. Önlere birer, kollara birer, arkaya 2 ilmek ayırdığınızda robo artışını da 23-24 sıra yaparak kol boyunu ve beden boyunu çocuğunuzun boyutuna göre uzatarak bir beden büyütmüş olursunuz. Ve gördüğünüz gibi bu şirin hırkanın anlatımını da yaptım sizlere arkadaşlar. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Örecek arkadaşlarıma kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.